Özür dilerim anneciğim. Ne olacak şimdi bilmiyorum. Kafam durdu, düşünemiyorum. Bir rüyadayım sanki. Zaten ancak rüyada olabilir böyle şeyler. Kafamı toparlamak zorundayım, yoksa delireceğim. Serp nasıl hayatta kaldı? Bilmiyorum. Nelere bulaştı? Bilmiyorum. Peki seni kaçıranlar? Onun dostları mı, düşmanları mı? Bilmiyorum. Serp, Bahar ve çocukların neden öldüğünü sanıyor? Nereden çıkarmış bunu? Bunu biliyorsun değil mi? Şirin. Bunu biliyorsun değil mi? Yüzüme bak. Sarp, Bahar ve çocukların öldüğünü nereden çıkarmış? Anne. Ne olacak şimdi, ne yapacağız? Bilmiyorum. Ya düşünüyorum, düşünüyorum. Nasıl bir şeyin içindeyiz? Anlamaya çalışıyorum ama anlamıyorum. Her şeyi bu hale getirmeyi başardığına göre ne yapacağımızı da bilmen lazım. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Gidip hep belaya bulaşacaksın böyle. Ne yapacağız diyorum sana? Bilmiyorum. Tamam mı? Bilmiyorum ne yapacağımızı. Ama ne yapmayacağımızı biliyorum. Sarp'ın yaşadığını Bahar'a söylemeyeceğiz. Sarp'ın yaşadığını kimseye söylemeyeceğiz. Tamam mı? Yoksa bizi öldürecekler. Bunu böyle yaparsak güvende olacak mıyız sence? Emin değilim. Gülsüm. Lütfen. Üzme kendini, tamam mı? Bak ben bulacağım bir yolunu. Yani sadece biraz düşünmem lazım. Kafamı toparlamam lazım, tamam mı? Şu süreçte hiçbir şey yapmayalım. İyice düşünelim. Lütfen. Bak sen iyi görünmüyorsun. Ben sana kahvaltı hazırlayayım mı? Hayır. İşe geç kalıyorum. Bugün Jale ablana uğraman lazım senin de. Niye? Bir sorun çıkmış testlerde. Sarılık tespit edilmiş. Bu eksikti zaten hayatımızda. Bir dakika ya. Ne sarılığı ya? Sarılık mı tespit edilmiş bende? Ne alaka? Taşıyıcıymışsın sanırım. Jale anlatır sana. Ben bugün geç kalacağım. Otelde toplantım var. Peki benim durumum? Yani bu sarılık bana zarar verir mi? Yani sağlığımı etkiler mi? Yani hep Bahar Bahar diyorsunuz da burada benim de sağlığım söz konusu. Hayır Şirin, hayır. Senin durumunun bir tehlikesi yok. Tedavi edeceğiz ve bitecek. Şu anki önemli sıkıntımız sadece bu tedavinin süresi. Çünkü tedavi müddetince biz ilik nakli yapamıyoruz. Böyle olunca da tabii ki... Ablamın o kadar bekleyecek zamanı yok. Aynen öyle. Her geçen gün riskler büyüyor. Önce kalıcı hasarlar, sonra da hayati tehlike olabilir. Biz bir yandan da ilik aramaya devam ediyoruz. Çünkü bir günün bile önemi var şu anda.
Bünyesi çok zayıf. Aldığı ilaçların yan etkilerini kaldıramıyor. Hadi ya. Tüh, çok üzüldüm. Annem de çok üzüldü tabii. Biliyorum. Gerçekten çok üzüldü. Ben haber verdiğim zaman çok ağladı. Neyse. Ben bu akşam sizi uğrayacağım. Onu biraz rahatlatmaya çalışırım, merak etme. Bence zahmet etme canım ya. Annemin çok işi var. Geç çıkacakmış işten. Aa, neden? Şirin, neden diyorum? Ne neden ya? Neden geç gelecekmiş yengem? Hep vakitlice gelir ya, o yüzden soruyorum. Otelde toplantı varmış. Başka sorun yoksa ben gidiyorum artık. Yok, gidebilirsin. Bak, Bahar için üzüldüm. Ama ne yapalım? Yani ben en azından elimden geleni yaptım. Yani biraz da duruma iyi tarafından bakmak lazım. Yani ben bu testleri yaptırmasaydım sarılık olduğumu öğrenemeyecektim. Allah'ın sevgili kuluymuşum demek. Ondan hiç şüphemiz yok zaten Şirinciğim. Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.